Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün 29 Mayıs Cumartesi, yani benim doğum günümden bir gün sonra. Dün açamamıştım ama bir dakika. Bana bir dakika verir misiniz lütfen? Evet, işte şimdi hazırım. Hatırlarsanız 1-2 video önce böyle kendimizi daha az depresyonda, daha az tükenmiş hissetmek istiyorsak her gün yıkanmalıyız, giyinmeliyiz, üstümüzü değiştirmeliyiz falan demiştim. Aslında gün sonundayız şu anda. Üstümü değiştirmedim, yataktan kalktım gibiydim bütün bir gün boyunca ama Deniz yukarıda akşam yemeğini hazırlarken bir yarım saat 45 dakikalık bir aram vardı. Sizin için bir saniye geçen bu sürede yıkandım, temizlendim, üstümü değiştirdim ve işte şimdi hazırım. Her neyse, bugün dediğim gibi bu mükemmel saati açacağız. Kesinlikle bunun içinde ne olduğunu göreceğiz. Çünkü biliyorsunuz onlarca farklı modeli var. Herkesin almak istediği bir şey. Belki de birçoğumuz zaten şu an hali hazırda Apple Watch kullanıyor. Bunu göreceğiz. Ama ondan önce yukarıda dediğim gibi akşam yemeği hazır. Bir akşam yemeği yiyeceğiz. Bir de dünkü videoda söz vermiştim. Çocuklu aileler için özellikle Covid döneminde eve sıkışmış. Çocuklarınızın yaşı kaç olursa olsun çok eğlenceli bir oyunumuz var. Bu oyunu ben keşfetmedim aslında. Neyse yani belki de zaten TikTok kullanıyorsanız ya da YouTube'daki bazı short videoları izliyorsanız dikkatinizi çekmiştir. Yemek yiyeceğiz. Çocuklarla beraber onu oynayacağız. Ondan sonra da burada bu kutuyu açacağız. Eğer ki bu videoya sadece Apple Watch'ın kutu açılışını izlemek için geldiyseniz galiba evet yorumlara tam kutuyu açtığım dakikalarını giriyor olacağım. Oradan bakarak ulaşabilirsiniz ama eğlenceli bir aileyiz. Bence videonun geri kalanını da izleyin ve de bizim ailemizi izlemek isteyen insanlar için de şunu söyleyeceğim. Bu kutuyu açarken bazı önemli sürprizli şeyler paylaşacağım sizinle beraber. Evet şimdi bakalım yukarıda neler oluyor. Evet, yemekte ne yaptın? Meksika pilavı, pardon. Meksika pilavı neymiş ya? Mexican rice, çınarcım, pardon. Affedersin. Okay. Yani yarısın sence bu? Birazcık farklıymış. Hı? Meksika pilavı, sebze karışımı ve hazır bir adet market tavuğu. Ne tavuğu? Market tavuğu. Peki burada ne oluyor? Orada dizi dönüyor. Tam Desperate Housewife yani. Evet, bayağı depresif bir günüm bugün. O yüzden böyle yazıyorum. Leyla ne yapıyorsun? Bütün gün iPad oynamış gibi halim var. Bana önceki hesap ver. Neden bütün gün geceliğindesin? Leyla, bütün gün niye geceliğindesin? Söyler misin? Ben kötü adam değilim babacığım. Leyla güzellikler yapmaya çalışıyor. Bu iPad'e bakarsa gözleri bozuluyor. Bugün bir parti yapacağız. Emre sana eklerini böleyim. Leyla'cığım buraya gelir misin lütfen? Leyla'cığım buraya lütfen. Leyla duşa mı girdin? Ya Leyla tabağını istiyorum lütfen gel. Gel şuraya diyorum ya. Tabağını getirir misin? Tabağını, kendi tabağını nereye koyduysan oradan getirir misin? Leyla! Abi, ya tabak orada duruyor güzelim ya. Dışarıda. Leyla'cığım tabağını al ve lütfen buraya gel. Show your mommy, did you eat your vegetables? I do not like veggies. I am not eating the veggies. Otur babacığım lütfen masaya. But I ate bunu sevdim. Leyla'cığım. Leyla, burayı sevdim. Leyla'cığım. 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 5 minutes. Emre. Jack Jack gel bakalım buraya. Gel oğlum. Ne
ayakkabı almamı gerektiriyor. Gördüğünüz gibi parçalanmış. Yeni bir spor ayakkabı. Oh yeah, bulaşık time. Tara! Ama Deniz bayağı bir gördüğünüz gibi yıkıyor. Ya, bulaşık yıkamaya hazırız. Evet. İşte aynen böyle. Bulaşık makinesi yoksa bizde de bulaşık deterjanı var, öyle değil mi? Ve hızlıca işte bu şekilde biraz fazla harcamadan bulaşıklarımızı yıkıyoruz ellerimizle. Evet, dün gece Leyla Hanım saat 12'de anca uyuyabildi. Çünkü bir movie night yaptık. Movie night yaptığımız zamanlar Leyla birazcık sapıtıyor. Kaldı ki Leyla sadece dün gece izlediğimiz filmi değil, aynı zamanda birkaç saatten fazla kendisi de screen time yapmıştı. Bugün Deniz artık Leyla'nın iPad vesaire gibi çığlıklarına dayanamadı. Ödevlerini yaptıktan sonra Leyla dedi ki tamam, sana karışmayacağım, istediğin kadar screen time. Ve Leyla nereden baksanız sabah kalktığından beri ekranda ve gayet tabii ki gecenin sonunda da görmüş olduğunuz gibi kafayı yedi. Ve de ne yazık ki söz vermiş olduğum pimpon oyununu oynayamadık. Direkt onları yatağa yatırdık. Ben de o yüzden birazcık dışarı çıktım yürüyüş yapmaya. Uzun bir süredir yürümüyorum, yani dışarıda da yürümüyorum. Neden yürümüyorum? Gördüğünüz gibi gayet doğa içerisinde kimsenin olmadığı bir yerdeyiz ama tembelleşiyor da. Evet, tembelleşiyoruz. İşte son zamanlarda işlerin yoğunluğu, bir yandan da vlog'a başladım. Vlog. Ve sonuç olarak hiç yürümemeye başladım. Ve gördüğünüz gibi epeyce bir kilo aldım. Çok güzel kilo vermiştim geçen sene. Verdiğim bütün kiloları geri aldım. Gün be gün kendimi izlemiş olduğum vloglar sayesinde sabah yürüyüşlerime, birazcık daha sağlıklı yaşamaya, birazcık daha sağlıklı şeyler yemeye. Dünden beri dikkat ediyorsunuz. Sağlıklı şeyler yemiyoruz. Pizzalar, dondurmalar. Haliyle insan hareket etmeyince de kilo alıyor, gördüğünüz gibi. Bir de şunu söylemek istiyorum, yani bu önemli bir şey. Vloglarla sadece böyle gün be gün neler yaptığımızı anlatma niyetinde değilim. Dediğim gibi sizlere bir şeyler paylaşmak, hatta ilk vlogumu izleyenler olursa orada vlog 1.001 24 Mart Leyla'nın doğum günü videosunun içerisinde konuşmalarım var, onları izleyin. Aynı zamanda sizlere böyle birazcık ilham verecek, kendime ilham verecek şeyler de paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi gayet tabii ki Covid sürecinde iki çocuklu aile nasıl yaşar. Ama onun dışında da başka şeyler var tabii ki. Hop! Bir bakmışsınız, bulaşıklar bitmiş. Bulaşıklar bitti. Şimdi vermiş olduğum ikinci sözü tutmak üzere odama iniyorum. Çünkü evet, bugün o Apple Watch kutusunu açacağım. İşte sonunda beklenen an geldi ve Apple Watch'ı şimdi sizlerle açıyor olacağım. Fakat ondan önce neden bu vlogları çekiyorum, size biraz bahsetmek istiyorum. Hiç kimse gün be gün aile anısı olsun diye video çekmez, emin olun. Videoyu çekmek 2-3 saatimi alıyor, editleyip upload ediyor olmak bir 2-3 saatimi alıyor. Yani nereden baksanız günde 6 saatimi harcadığım bir işten bahsediyorum. Bu videoları neden yaptığım benim için çok önemli. Ama hızlıca para kazanayım, o yüzden kutuları açayım ve herkesin arama yaptığı konularla ilgili videolar yapayım ve hızlıca takipçilere ulaşayım, sponsorlar alayım, para kazanayım derdinde de değilim. Daha çok sizlerle hikayemi paylaşmak istiyorum. Evet, şimdi Mart ayına ışınlanıyoruz. Mart 2020. Evet, Mart 2020'de Burlington'a taşınıyorduk ve Covid olayları daha bu kadar abarmamıştı. Ve bütün hedefim Nisan aylarında, 2020 Nisan aylarında
Biraz birikmiş paramız da vardı. Deniz'le beraber iki çocukla Kanada'nın orasına burasına gezmek ve de Kanada'yı merak edenlere Kanada'yı anlatmaktı. Ve vloglara bu şekilde başlamak istiyordum. Yine bizim hikayemiz olacaktı. Yine gezmeli tozmalı olacaktı, seyahatli. Ve bu şekilde de evet gerçekten de hızlı bir şekilde takipçilere ulaşabileceğimi düşünüyordum. Çünkü herkes daha fazla YouTube'da bu şekildeki seyahat videolarını incelemek istiyor, izlemek istiyor. Ama ne yazık ki Covid olayı patladı ve herkes gibi kala kaldım. Evet, yani hangimiz kala kalmadık ki? Bütün yapılan planlar bir anda ertelendi, öyle değil mi? Bizim de planımız ertelendi. Yaklaşık herhalde Mayıs ayına kadar ne yapacağımı bilemiyor haldeydim. Mayıs ayında bir hafiften toparlanmaya başladım. Ama ne iş yapacağıma karar verebilmek, vlog çekemeyeceğimi anlamıştım. Çünkü ev içerisinde iki çocukla beraber olmak ve hiçbir şekilde dışarı çıkamıyor olmak hiç de eğlenceli çekebileceğim videolar aklıma getirmiyordu. Ama şimdi tekrardan vlog sürecine girdim. Neden? Çünkü artık paylaşmak istediğim bir hikayem var yine. Ve bu hikayeyi sizlerle beraber paylaşıyor olacağım. Evet, ilk paylaşacağım hikayem şu. Yani bu daha bir kısa vadeli hikaye ki herkesin çok merak ettiği ve herkesin oldukça heyecanla düşündüğü bir hikaye. Nedir? 2 senedir yolculuk yapmıyoruz. 2 senedir uçak yolculuğu yapmıyoruz ailecek, Deniz'le beraber. Çünkü Covid vardı. Evet, Covid olduğu için 2 senedir uçak yolculuğu ya da uzun mesafeli seyahatler de yapmıyoruz. Şimdi 2 hafta sonra 14 Haziran'da bir uçağımız var. Bir uçak biletimiz var. Allah kısmet ederse kazasız belasız sağlıkla Kanada'dan Türkiye'ye uçmayı düşünüyoruz. Bu biliyorum birçok çocuklu ailenin, çocuklu olmasa da birçok insanın merak ettiği bir konu. Yani Covid sonrası uçak yolculuğu nasıl oluyor? Hele hele emri gibi yerinde durmayan 3 yaşındaki bir veletle nasıl olacak? Bunun hepsini göreceğiz. 2 çocuk diyorum, köpeği katmadım çünkü köpeğimizi burada bırakacağız. Bir de tabii ki de bu süreç var. Bunları paylaşıyor olacağım ilk 2 hafta için ve hatta sonra Türkiye'ye gittikten sonra bakalım inşallah hasta olmayacağız. Ve o konuları sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi bu kutuyu açalım bakalım. Kutu nasıl açılacak? Enteresan. Bu şekilde. Bir bracelet kutusu. Ve de bir saat kutusu. Şimdi önce bracelet'ı mı açalım acaba, önce saati mi açalım bilmiyorum. Bunu bir slide varmış, bakalım nasıl bu çıkacak buradan. Gerçekten evet, benim Rolex'imden birazcık büyük gibi sanki. Ta-da! Burada da sensörleri var gördüğünüz gibi. Sevgili charger'ı. Ta-da! Şunu şu şekilde mi koyuyoruz? O bak öpüyor. Şimdi sıra bu değerli bracelet'i açmakta. Bakalım bracelet olarak, yani bilezik olarak Deniz bana ne tercih etmiş. Ve evet, işte en beğendiğim. Ya karım beni tanıyor ya. Karım beni tanıyor. Gerçekten. Gerçekten ben de olsam aynen bunu alırdım. Çünkü gayet şık bir bilezik. Gayet rahat bir bilezik. İşte bu. Button and slide. Press which button? Evet, nasıl arkadaşlar? Oldukça iyi, öyle değil mi? Hiç fena değil. Biraz bol olmasını istesek şöyle yapacağız. Evet, gerçekten çok seksi. Ve de stainless steel olmasına rağmen oldukça rahat. Yani beni şey yapmıyor. Şu an low battery to continue
Connect Apple Watch to its charger. Okay. Bunu hemen yapalım. Her şeyimiz Apple. Gördüğünüz gibi. Bakalım şarj etmeye başlayacak mı? Evet. İşte şarj durumu oldu. Apple Watch. Çince yazılar yazıyor. Bu beni biraz korkutmadı değil. Çin balımı aldık yoksa. Evet. Son olarak yani işkoliğin tekiyim. 7/24 iş yapan birisiyim ve işimle ilgili konuşmadan duramıyorum. Sosyal medya işi yapıyorum hepinizin bildiği gibi ve bu konularla da ilgili mutlaka bilgiler paylaşacağım. Futurist olaylara çok ilgiliyim, teknolojik olaylara çok ilgiliyim ve yatırımlara çok ilgiliyim. Özellikle Kanada'da ev yatırımlarıyla çok ilgilenmeye başladım. Bunları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama her şeyden önce ne yapacağız hep beraber? Gülümseyeceğiz. Ah, derin nefes alacağız ve devam edeceğiz.